Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci reşha. Hem o nur ile kainattaki harekat, tenevvüat, tebeddülat, tegayyürat, manasızlıktan ve abesiyetten ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i ayat-ı tekviniye, birer merayâ-i esmâ-i ilahiye ve âlem dahi bir kitab-ı hikmet-i samedaniye mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdununa düşüren hadsiz zaf-ı aczi, fakr-ı ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün ve elem ve gam olan aklı. O nur ile nurlandığı vakit insan bütün hayvanat, bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış acz, fakr, akıl ile, niyaz ile, nazenin bir sultan ve fizar ile nazdar bir halife-i zemin olur. Demek o nur olmazsa kainat da, insan da, hatta her şey dahi hiçe iner. Evet, elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflak olmamalıdır.